Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Fokus programında bugün gelen cari denge rakamlarını konuşacağız birazdan. Hem grafik düellosunda Gizem'le hem de programın son bölümünde Evren Kırıkoğlu'yla 2.6 milyar dolarlık bir cari açık verildi. Şimdi geçen sene Kasım'da bu rakam 3.5 milyar dolardı. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl Kasım'la kıyaslandığında daha iyi bir Kasım ayı, daha az açık verdiğimiz bir Kasım ayı gerçekleşmiş 2021 senesinde. Ve böylece 12 aylık Kasım verileriyle beraber 12 aylık cari açıkta 14.3 milyar dolar olmuş. Şimdi bu da bizi gayri safi yurt içi hasılamıza oranladığında %1.8'lik bir cari açık rakamını işaret ediyor. Bunun cari fazlaya dönmesi, yani eksi 1.8 olan cari açık bölü gayri safi yurt içi hasıla rakamının rasyosunun önce sıfıra yakınsaması, sonra da artıya dönmesi gibi bir beklenti var 2022 senesinde, yani bu yıl için. Ama bu ne kadar rasyonel bir analiz, mümkün mü, finansman nasıl destekleyecek, tüm detayları konuşacağız. Öte yandan yine EYOZER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü bizimle olacak. Kendileriyle hem cari açıkta da önemli bir kalem olan enerji ithalatı, hem de EYOZER olarak kendileri 10-16 Ocak arası enerji verimliliği haftası, biliyorsunuz bu hafta. Orada hangi başlıklar konuşuluyor, ne gibi yenilikler var? Tabii faturalar bu kadar kabarınca enerji verimliliğini daha fazla konuşmamız gerekecek elbette. Tüm detayları hem tüketici için hem de sanayici için EYOZER'le konuşacağız. İkinci bölümde de TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masa Başkanı Serkan Sevim var. Bu hafta Perşembe günü TÜSİAD'ın her yıl düzenlediği ekonomi zirvesi olacak. Ekonomi zirvesinde iş dünyası temsilcilerinin bu yıla dair beklentileri konuşulacak. Ama özellikle yine dijitalleşme, ARGE ve önümüzdeki dönemde bulut bilişim, altyapı yatırımları, bu konudaki ne durumda, bunlar ele alınacak. Serkan Sevim'le de TÜSİAD'ın genel bu konudaki vizyonunu ve Türkiye'deki bu alandaki yatırımları konuşacağız. Şimdi gidelim bir rakamlara bakalım. Bu arada bir not daha, bugüne dair önemli bir not daha. Onu da programın son bölümünde Evren Kırıkoğlu ile konuşacağız. Bu KKM dediğimiz kur korumalı mevduat sadece bireyler değil, artık tüzeller de dahil olabilecek. Dolayısıyla kamu otoritesi aslında mevduat tarafına, döviz mevduatının çözülmesi için bu konuda elinden geleni yapıyor, ama böyle bir iştah olacak mı, ele alacağız. Piyasalarda Borsa İstanbul'da 2048 puan seviyesinden geçiyor. İşlemler %0.17'lik bir yükseliş var. Bakalım hangi hisseler destekliyor BIST 100'ü diye. Yine BIST 30 şirketlerime ki benzer bir tablo var düne yakın. Kardemir'de, Coca-Cola içecek, Şok Marketler, Endeks Bilgisayar ve Ereğli Demir Çelik ağırlıklı. Demir Çelik var ve gıda perakendeciliği var. Özellikle Kardemir %6'nın üzerinde primli. En çok düşenler de yine düne benzer. Erbosan ve Hektaş, çünkü birkaç, hatta geçtiğimiz hafta da yine en çok düşenler arasında gördüğümüz hisselerden de. Bugün de yine %1.47 aşağıda, hatta %1.7 Erbosan, Tofaş, Hektaş, Logo Yazılım ve Mavi Giyim'de en çok düşenlerdi. Gelelim buradan dolar TL'deki seviyeye. O tarafta hala bakıldığında 13.80'lerden geçmeye devam ediyor işlemler. 13.81'deyiz, yatağa yakın. Euro TL'de 15.67'deyiz. Euro dolar paritesi de 1.1340'larda. Amerika faizlerinin %1.80'in üzerine yükselmesine karşın hala euro dolar paritesinde de yükseğiz. Dolar TL'ye baktığımızda da gün içinde bugün de zaten 13.83'te en yüksek, o seviyeye yakınız. Son olarak tahvil piyasasına bakalım, faizler bize ne söylüyor diye. Bu arada Aile Bakanı Derya Yanık'tan da bir son dakika var. Doğalgaz desteğine ilişkin Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız dedi Aile Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğine ilişkin. Tahvillerde 2 yıllık tahvil faizi %24.46'da, yön hala yukarı. 5 yıllık ve 10 yıllık yatay ama tarihi rekor seviyeye yakınız. 10 yıllık da %25, neredeyse 24.91'den geçiyor işlemler. 5 yıllık da %26.27 seviyesinde diyelim ve gidelim Burcan Gizem'le beraber grafik düellosuna. Grafik düellosu ile karşınızdayız. Gizem, hoş geldin. Hoş bulduk. Neler konuşacağız bugün düelloda? Ödemeler dengesini konuşacağız bol bol ve aynı zamanda Aralık ayı rakamlarından da belki biraz bahsederiz. Yani yılın sonu netleşiyor artık, 2021'i nasıl kapattığımıza dair. Peki o zaman bakalım. Bugün gelen rakamlarda aslında programı açarken de söylemiştik, bir iyileşme olduğu aşikar. Birazdan Gizem oradaki detayları anlatır bize, ama 2022 senesinde aslında şu sorunun cevabını arıyoruz. Cari fazla verebilecek miyiz? Şimdi yaklaşık 1.8'di yanılmıyorsam cari.
cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Şimdi bu -1.8 olan oranın artıya nasıl döneceği merak ediliyor. O yüzden kalemlere bakmak lazım detaylı, finansmana bakmak lazım. Şimdi bileşenlere bakıldığında bugün Haluk Bürümcekçi'nin hazırladığı rapordan aldım bu iki tane grafiği. Bileşenlerde dikkat çeken şey kırmızıyla gördüğümüz enerji bacağı, cari verdiğimiz cari açığın en önemli negatif tarafta bileşeni oluyor. Dolayısıyla bu tarafta yenilenebilir enerji yatırımları, Türkiye'nin tabii çok uzun vadeli bir hikaye bu ama son yaptığı sondajla beraber yeni doğalgaz kaynakları bulması, o tarafta sanayinin dönüşümü, artık güneş enerjiye, HES, rüzgar enerjisi gibi bunları konuşmaya devam edeceğiz. Yine birincil gelirler dediğimiz maviyle gördüğümüz taraf eksi tarafta, turuncu daha sınırlı cari transferde eksi tarafa yazmış. Peki cari açığı cari fazlaya döndürebilecek kalemler, yani elimizin güçlü olduğu yerler neresi diye bakacak olursak burada hizmetler tarafını görüyoruz ki turizm gelirleri oldukça önemli. Mal ticareti, ihracat tarafa katkı sağlıyor. Yine maviyle, koyu maviyle gördüğümüz buradaki cari dengenin bileşenlerinde pozitif yazmamızı destekliyor. Gelelim finansman tarafına. Bileşenler böyle ama bakalım finansmanda neler dikkat çekiyor. Şimdi en önemli kalem elbette net hata noksan. Çünkü net hata noksanla bir cari açık finanse edilmez. O aya özgü gelen bir veridir. Ve orada 4 milyar doların üzerinde gelen net hata noksan rakamı oldukça yüksek. Devam edelim. Finansman tarafında doğrudan yatırımlarda sınırlı bir artış var ama gerçekten çok sınırlı kalmış bu rakam. Finansman tarafında özellikle yine portföy kanalında 1.44 milyar dolarlık bir çıkış var. Zaten sıcak para çıkıyor. Sermaye hareketleri Türkiye'den çıkışı gösteriyor demiştik geçtiğimiz senenin manşetinde. Bunun yine devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle Eurobond geri ödemeleri var. Bundan dolayı yine portföy yatırımlarındaki eksi kalemlerden en önemli nedenlerden biri de Eurobond geri ödemeleri olmuş. Hisse senetlerine 938 milyon dolarlık giriş olurken Kasım'da Dipsi'den 17 milyon dolarlık çıkış olmuş. Doğrudan yatırımları söyledik sınırlı bir girişti. 359 milyon dolar gibi. Ve devam edelim son kalem Merkez Bankası'nın rezervleri. Şimdi aslında biz her hafta gelen rezerv rakamlarını konuşurken özellikle cari açığın finansmanı için neden önemli olduğunu da vurgulayarak konuşuyoruz. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervlerinde henüz Kasım'da görmediğimiz ama Aralık ödemeler dengesinde daha net göreceğimiz ve bu ayda yani 2022 Ocak'ta da göreceğimiz rezervlerdeki sert düşüş cari açığın finansmanını zora sokan ve Türkiye'de rezerv yeterliğinin sorgulanmasına sebep olan taraf. Son gelen rakamlarla bakıldığında zaten daha tablo bize net gösteriyor. Yani Kasım'dan ziyade mesela 10 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar swap hariç net rezervler -38.8 milyar dolardan -56.4 milyar dolara kadar gerilemiş. Swap'ları dahil edip baksanız dahi orada da 21.2 milyar dolarken Aralık başında, hatta Kasım'da bu rakam 25 milyar dolardaydı. Son gelen rakam 8.3 milyar dolar. Yani swap'ı dahil ettiğinizde bile neredeyse negatife dönecek bir rezervden bahsediyoruz. O yüzden 2022'nin hikayesinde cari fazla vermek olsa dahi bunu nasıl finanse edeceğimiz bu rezervlerle merak ediliyor. Turizm gelirleri tek başına yeterli mi? Enerji ithalatını azaltabilecek miyiz gibi sorular da var. Şimdi birkaç tane faktör var birbirini dengelemesi olası olan ama son haliyle baktığımızda bu senenin tamamlanışında evet cari açıkla tamamlayacağız ama önümüzdeki sene itibariyle mesela piyasa katılımcıları anketini de alacağız bu hafta içerisinde. En son ankete göre konuşmak gerekirse 2022 yılında bir cari fazla beklentisi var şu aşamada. Şimdi bunun detaylarına bakalım. Nasıl biz cari açık vererek yılı kapatıyoruz? Cari açıktaki iyileşme eğilimi devam edebilecek mi ve yılı nerede tamamlayacağız? Şimdi bugün aldığımız verilerde üst panelde gösterdiğim kısımda aylık cari denge rakamlarımızı görüyoruz. Görüldüğü gibi biz 3 aydır aslında cari fazla veriyorduk. Ancak bugünün rakamlarına baktığımızda 2.7 milyar dolar kadar neredeyse bir cari açığımız var. Burada hatırlanacağı üzere geçen yılın aynı ayında 3 milyar 547 milyon dolarlık bir açığımız vardı. Dolayısıyla geçtiğimiz yılın aynı ayındaki hesaptan çıktı. Bu ayki daha az olan cari açığımız hesaba girince 12 aylık cari işlemler açığımızda iyileşmenin bu noktada devam ettiğini gördük. Görüldüğü gibi cari açık 12 aylık rakamlarda giderek daralıyor. Nereye geldik? Kasım ayı rakamlarıyla beraber böylece 14.3 milyar dolarlık bir 12 aylık cari işlemler açığımız var bizim. Şimdi cari dengenin milli hasılaya oranına bakalım bir de. Burada da doğal olarak iyileşme devam ediyor. Bir sonraki grafiğimizde şu alt panelin büyümüş halini göreceğiz. Cari denge rakamlarımız var yine ve milli hasıla rakamlarımız var. Şimdi normalde bu trend nedir aslında? Bizim özellikle hızlı büyüdüğümüz dönemlerde şurada mesela beyazla gösterdiğim büyüme rakamlarına dikkat
etmek gerekirse hızlı büyüdü. Mesela şuraya örnek vereyim. 2017 yılı büyüme rakamımız iyi. Görüldüğü gibi cari açımız artıyor. Çünkü şöyle oluyor normalde Türkiye ekonomisinde. Burada özellikle büyümenin kaydedildiği dönemde büyük çoğunlukla ithalata bağımlı olduğumuz için cari açımız bizim büyüdüğümüz dönemlerde artıyor. Tam tersine eğer Türkiye ekonomisi inme kaybediyorsa bu durumda cari açımız da azalıyor. Ama bu kompozisyon özellikle salgın yılında belirgin değişiklikler gösterdi. Mesela 2021 yılının son çeyreğini örnek vermek gerekirse normalde ne olması lazım? Beklenen ilişki aslında oydu. Türk lirasında bir değer kaybı söz konusu olduğunda bizim ithalat talebimiz azalacaktı. Ama 4. çeyrek itibariyle şimdiye kadar aldığımız veriler bunun geçtiğimiz dönemden farklı olarak tam olarak böyle olmadığını gösteriyor. O yüzden de Türk lirasındaki değer kaybı bu noktada iç talebi ne kadar kötümserleştirebilir, ne kadar durdurabilir kısmı 4. çeyrek itibariyle geçmiş dönemlerden farklı olarak biraz soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Çekirdek dengeye baktığımızda yani altın ve enerji ithalatımızı hariç tutalım. Öyle çekirdek dengeye, cari dengeye bakalım. Şöyle ki şimdi birbirine dengeleyen faktörler var dememin sebebi o. Mesela 2020 yılına baktığımızda altın ithalatında çok belirgin bir artış olmuştu. Ama o dönem salgın yılında hatırlanacağı üzere başta petrol fiyatları olmak üzere bütün emtia sınıfında biz fiyat düşüşleri görmüştük. Ama 2021 yılında farklı bir tablo var. Çünkü enerji fiyatlarında mesela yine petrol fiyatlarını örnek verebiliriz. 2020 yılında 40 küsür dolarlardayken 2021 yılında ortalamalar 70 doların üzerine çıktı. Yani ne oluyor? Enerji ithalatımızın maliyeti 2021 yılında 2020 yılına göre daha fazla olmuş oluyor. Ama diğer yandan bunu dengeleyen unsur ne? 2020 yılında hatırlanacağı üzere biz çok ciddi bir altın ithalatı yapmıştık. Ama 2021 yılında bu söz konusu olmadı. Enerji ithalatımızdaki artışı özellikle altın ithalatındaki azalmayla dengelemiş olduk. İkinci bir faktör daha var burayı destekleyen ve cari açımızı iyileştiren. O da özellikle Türkiye ekonomisi aşılamada biz iyi gittik. O yüzden de turizm gelirlerimiz canlandı. Dolayısıyla turizm gelirlerinde bu dönem itibariyle biz cari dengeye belirgin bir şekilde katkı verdiğini gördük. Dolayısıyla dış ticaret açımızdaki artışı turizm gelirleriyle taşımacılık gelirlerimizdeki artışla beraber de aynı zamanda dengelemiş olduk. Geçelim buradan bir sonraki tablomuza bakalım. Burada doğrudan yatırımlar kısmını göreceğiz. Portföy yatırımları kısmını göreceğiz. Görüldüğü gibi doğrudan yatırımlar kısmında artış var ama sınırlı artış var. Ama diğer yandan bakacak olursak portföy yatırımları kısmında pembeyle gösterdiğim sütunlarda 2 aydır üst üste çıkış yaşandığını görmekteyiz. Dolayısıyla finansman tarafında özellikle bu iki kalemi ön plana çıkartabilirim. Ağırlıklı olarak doğrudan yatırımlara ilişkin gelir gider dengesinden oluşan birincil gelir dengesine baktığımızda geçen yıla göre hafifçe yüksek bir açık verdiğimizi görmekteyiz. Bu iki kalemden yola çıkarak. Bir de net hata noksan kısmına belki de değinmekte fayda var. Şimdi burada revizyonlar olduğu için bu veride ilki mi, en çok mu, en az bunu ölçmek birazcık zaman alıyor. O yüzden de geçmiş verilere baktığımızda aslında net hata noksanın tarihinin en yüksek 3. seviyesinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki dönemlerde böyle 3 tane dönem var. Net hata noksan bu arada oldukça yüksek bu yıl itibariyle. Şimdi burada gördüğümüz rakam bugünkü Kasım ayı rakamlarına baktığımızda yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir net hata noksanımız olduğunu göstermekte bizlere. Burada yüklü bir giriş olduğunu özellikle söyleyebilirim. Dolayısıyla sadece net hata kalemine, net hata noksan kaleminin 12 aylık giriş işlerine dikkat etmek gerekirse burası toplamda 19.7 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Yani 2021 yılında Türkiye ekonomisinde ödemeler dengesine baktığımızda 19.7 milyar dolarlık bir net hata noksanımız var bizim. Bu da oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem nelere bakacağız? Şimdi Aralık ayı rakamlarında yine muhtemelen bu 12 aylık rakamlarda iyileşme devam edecek ama hız kesecek. Sebebi de şu, bilindiği gibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı her ayın ilk iş günü dış ticaret rakamlarımızı açıklıyor. TÜİK de bunu resmi halini sonradan açıklıyor ama gümrük verilerine göre biz dış ticaret açığımızın arttığını gördük en son açıklanan rakamlarda. O yüzden ithalat rekor kırmıştı ihracat kadar. Evet, o yüzden de ithalatın ihracattan daha yüksek artışı dış ticaret açığında da artışı beraberinde getirdi. Hatta belirgin de bir artış var. O yüzden cari açığın 12 aylık rakamlarında iyileşme görsek bile Aralık ayında bunun hız kestiğini göreceğiz. Önümüzdeki dönem için yani 2022 yılı için evet bir fazla beklentisi var şu an itibariyle ama belirleyici faktörler bir kez daha toparlamak gerekirse turizm gelirleri daha yüksek olacak mı 2021 yılından? Bir bu. Altın ithalatımız aynı şekilde düşük kalmaya devam edecek mi? İki bu. Enerji fiyatları en belirleyici olan çünkü enerji maliyetleri ya da diğer emtiada artış görmeye devam edersek bu da cari açığımızın daha doğrusu beklenen cari fazlamızın törpülenmesine sebep olabilir 2022 yılında. Gizem çok teşekkürler aktardıkların için. Grafik duyurusu noktalıyoruz. Kısa bir yer aranın arkasından Fokus'a devam edeceğiz.
Fokus'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. EODAR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü olacak şimdi bizimle. Onur Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzem Hanım, iyi yayınlar. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi Onur Bey, Kasım ödemeler dengesi açıklandı Merkez Bankası tarafından. Ve ödemeler dengesine verdiğimiz cari açığın yine yüklü bir kalemi tabii ki enerji ithalatından dolayı kaynaklandı. Tabii böyle olunca bir yandan döviz yükseliyor, bir yandan zaten enerji fiyatı kendisi de yükseldiği için çarpan etkisi şeklinde bizim faturalarımız da artıyor. O yüzden biraz o tarafı sorayım, son dönemdeki enerji maliyetlerindeki artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel Hanım, maalesef enerji fiyatları dünya konjonktüründe artıyor. Sizlerin zaten yakın takibinde konu. Biliyorsunuz karbon nötr bir ekonomiye geçmeye çalışıyor bütün dünya. Çevrenin korunması, Avrupa Yeşil Mütabakatı, ülkelerin açıkladığı sınırda affedersiniz sıfır karbon politikaları çerçevesinde doğalgaz başta olmak üzere dönüşüm yakıtı olarak geçiyor. Buradaki talep arttıkça tabii ki fiyatlar artıyor. Bunlar ülkemize yansıması noktasında da dediğiniz gibi kurdaki hareketlilik bize çarpan etkisi olarak geri dönüş yapıyor ve fiyatlarımız artıyor. Burada tabii bizim kontrol edebileceğimiz değişkenler var, kontrol edemeyeceğimiz değişkenler var. Uluslararası piyasadaki enerji fiyatları maalesef bizim kontrol edebileceğimiz bir konu değil. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bu artan fiyatlardan etkiyi azaltabilmemiz için tüketimimizi azaltmamız lazım. Kullandığımız enerjiyi daha faydaya dönüştürmemiz lazım. Mümkün oluyorsa daha az enerji tüketmek ya da hiç tüketmemek lazım. Burada da sürdürülebilir enerji yönetimi giriyor devreye. Bu üç aşamalı bir konu. Öncelikle tasarruf yapacağız. Davranışsal olarak tüketim noktalarımızı tekrardan değerlendirip minimumda tüketmeye çalışacağız. Daha sonra verimlilik yatırımlarıyla enerjimizi daha verimli kullanacağız, faydaya dönüştüreceğiz. En sonunda yenilenebilir enerji kaynaklarından enerjiyi tedarik ederek enerji tüketimimizi minimize edeceğiz. Aksi takdirde sene başından beri yaklaşık doğalgaz endüstriyel işletmelere 7-8 kat fiyatını arttırdı. Elektrikte yaklaşık 3-4 kat bir fiyat artışı var. Artmaya da devam ediyor. Gelecek dönemde de artacak maalesef. Bunun etkilerinden kurtulabilmemiz için enerjimizi faydaya dönüştürmek şart. Peki şimdi burada tabii sanayicinin son gelen zamlarla beraber aslında belki de 10-16 Ocak arası enerji verimliliği haftası eminim daha fazla konuşulacaktır ama hem enerji verimliliği yüksek olan enerji tasarruf sağlayan ürünlere yönelmesi hem öte yandan yenilenebilir enerji yatırımlarını arttırması yani mevcut faturaların artmasıyla beraber bu konuda farkındalık da artar mı her iki tarafta da yani verimlilik ve tasarruf sağlayan ürünler ve mekanizmalar aslında oradaki teknoloji yatırımları hem de yenilenebilir enerji tarafını sorayım. Buradaki farkındalık çok ciddi şekilde artmış durumda Güzem Hanım. Şöyle ki eskiden enerji verimliliği yatırımları hani olsa iyi olur şeklinde özellikle devletin yoğun bir şekilde teşvik etmeye çalıştığı, popülerliğini arttırmaya çalıştığı yatırımlardı. Fakat bugün geldiğimiz noktada iki önemli konu bu yatırımların arkasındaki motivasyonu artırıyor. Bunlardan bir tanesi Avrupa pazarına ürün ithal etmek, ihracatı yapan işletmelerin emisyonlarını azaltmak için yaptığı faaliyetler. Burada çeşitli kriterlere uyum sağlayabilmek için yapılan yatırımlar bir tarafta. Diğer tarafında da sizin de bahsettiğiniz gibi artan enerji maliyetleriyle mücadele edebilmek ve toplam ürün maliyetine bunun minimum etkisini sağlayabilmek için yapılan yatırımlar noktasında iki farklı boyutta çok ciddi önem kazandı. Bugün endüstriyel işletmelere baktığımız zaman sektörden sektöre farklılık gösteriyor. Ama bazı sektörlerde gıda, tekstil gibi sektörlerde %10-15 oranında toplam ürün maliyeti içerisinde enerjinin payı bulunurken çimento, demir, çelik, cam gibi özellikle sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasına ilk etapta dahil olması öngörülen sektörlerde yaklaşık %50'lere varan enerji maliyet oranları var. Dolayısıyla bu artan fiyatlarla mücadele etmek noktasında iki şey var. Bir, sanayicimiz artık daha ciddi bir şekilde yaklaşıyor. Olsa iyi olur değil, olmak zorunda şeklinde yaklaşıyor. İkincisi de finans kuruluşları da, devletin destek mekanizmaları da
bu noktada çok ciddi avantajlı finansman imkanları sunuyorlar bu yatırımlar noktasında. Hem sürdürülebilir krediler hem sürdürülebilir destekli krediler gibi finansman yöntemleriyle burada hem uzun vadeli finansmana erişim kolaylığı var hem de yeni oluşan enerji hizmet şirketleri sektörü vasıtasıyla bu şirketlerin bu projeleri finanse edip çıktılarını da garanti altına aldığı bir dönem söz konusu. Dolayısıyla hem yurt dışından kaynaklı bir enerji verimliliği dalgası geldi, hem içeride bu enerji maliyet artışları nedeniyle bir motivasyon var. Her şey enerji verimliliği özelinde ilerliyor, güzel gidiyor diye düşünüyorum. Peki iklim krizinin önüne geçmek mümkün mü? Biraz ben bu tarafı da açmanızı rica edeceğim. İşte geçtiğimiz sene maalesef yani Türkiye'de de hafızalar hemen siliniyor. Böyle bir sıkıntı var. Çok çabuk unutuyoruz yaşanan olayları, olumlu ya da olumsuz. Yani yangınları da konuşmuyoruz diye gündemden çıktı bir anda ama öyle değil. Yani hepimiz işte ciğerimiz yanıyor diye değil mi? Sosyal medyadan o fotoğrafları paylaşıyorduk. Ama ne oldu yani sonra ne oldu? Bunlar yaşandı ama bir daha yaşanmayacağı anlamına gelmiyor elbette. O yüzden sorayım, iklim krizi çok büyük bir sıkıntı. Bu konuda enerji verimliliğiyle bu tarafa nasıl bir çözüm aranacak? Çok teşekkür ediyorum Güzem Hanım. Cidden dediğiniz gibi anlık yaşıyoruz artık herhalde. Tekrardan hatırlatalım herkese. Marmara'da müsilaj problemi oldu. Sizin de belirttiğiniz üzere ciğerimizi yakan orman yangınlarıyla boğuştuk. Ülkenin kuzeyinde canlarımızı kaybettiğimiz sel felaketleri oldu. Hepsinden önemlisi, bence dramatik olan ama çok yansımayan, Türkiye artık kurak bir ülke haline geldi. Kuraklıkla boğuşmak zorunda kaldı. Bütün bunlar televizyon ekranlarına yansıdığı için bir anda heyecanlandık. Acaba iklim değişikliğiyle mücadele noktasında ilgi, alaka artar mı diye. Günün gereklilikleriyle bu sanki atlanmış gibi gözükse de arka planda çalışılıyor bununla ilgili olarak. Önce bu güzel haberi vereyim. Tüm dünya ülkeleri bu noktada, Türkiye'de dahil olmak üzere, biliyorsunuz biz de 2053 yılı hedeflerimizi açıkladık ve Paris İklim Anlaşması'na imza attık. Çalışıyorlar. Fakat bu çalışmaların sonucu meyve verecek mi? Dünyayı kurtarabilecek miyiz? Gibi bir soru sormak gerekirse, maalesef 1,5 derecede durdurabilmek bu artışı mümkün değil. Ve bu vahşi yangınlar diye bahsettiğimiz yangınlar 1,5 derece artışta olma olasılıkları %41 iken Birleşmiş Milletler çalışmasına göre 2 derecede durdurabilirsek %67'ye çıkıyor ki bu çok eksponansiyel bir artış. Şu anda Uluslararası Enerji Ajansı çalışmalarıyla gördüğümüz kadarıyla hedef 1,5'tan biraz daha 1,8-2 derece bandına kaydı. Ama nerede olursak olalım, ben hep onu söylüyorum, motivasyonumuz da ne olursa olsun, ister çevreyle mücadele, ister geleceği kurtarma, ister maliyet azaltma, biz enerjimizi yönetmek zorundayız. Bunun neticesinde de ister 1,8'de durduralım, ister 1,9 derecede durduralım, ister 2 derecede durduralım, durdurmak zorundayız. Bizler değilse kim yapacak bunu, bugün değilse ne zaman yapacak diye bir pankart açmıştık. Küçük bir kız çocuğu COP26'da çok dikkatimi çekmişti. Onun için birilerinin dur demesi gerekiyor ama o birileri hepimiziz. Yani benim, sizlersiniz, endüstri işletmeler, endüstri, ticari binalar, herkes bu işlerle ilgili çalışma yapmak zorunda Güzem Hanım. Onur Bey, çok teşekkür ediyorum değerli katılmanız için. EODER olarak da aslında önümüzdeki süreçte yaptığınız çalışmaları bize takip edeceğiz. Tekrar hatırlatalım, 10-16 Ocak'ta Enerji Verimliliği Haftası. Bu konuda da bir kez daha farkındalığın altını çizdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Onur Ünlü'yü ağırladık programı bu bölümde. Şimdi dönelim buradan, farkındalık diyoruz ama yani sadece konu enerji verimliliği değil. Türkiye'de şirketlerin yeni dönemde mevcut maliyet baskısını bertaraf etmek, ihracat pazarlarında daha rekabetçi olmasını sağlamak, katma değerli ürün üretmek, bunlar her zaman elzemdi. Ama bu denli ekonomik zorluk olduğu dönemlerde elbette daha elzem ve bunun altında da dijitalleşme, Ar-Ge yatırımları, dönüşüm, bunlar yatıyor. Tüm bu başlıkları konuşacağız. Stüdyoda konuğum TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim. Serkan Bey, hoş geldiniz yayına. Şimdi Dijital Türkiye Konferansı 13 Ocak'ta TÜSİAD'ın ev sahipliğinde yine gerçekleştireceğimiz bir konferans olacak. Her sene bunu düzenliyorsunuz ama bu sene geçtiğimiz yıllardan farkı olacaktır elbette. Konu başlıkları olarak sizden dinleyelim. Çok teşekkürler öncelikle davet için.
Hakikaten bu sene ikincisini yapıyoruz. TÜSİAD olarak bizim bir önemli bir misyonumuz vardı. Bu son dönemde geleceğe inşa vizyon raporunda da 2 yıllık bir çalışma sonunda Türkiye'nin aslında önümüzdeki dönem neler yapması gerektiği, ne tip altyapı, ne tip önemli adımları atması gerektiği konusunu paylaşmıştık. Bu vizyonda baktığınızda 3 ana bacağın bir tanesi insan, bir tanesi bilim, biri de güçlü kurumlar. Şimdi bilim dediğimiz tarafta ve insan dediğimiz tarafta yani bilim, teknoloji, dijitalleşme TÜSİAD'ın büyük çalışmaları var. Bunlardan bir tanesi de Perşembe günü online olarak yapılacak olan Dijital Türkiye Konferansı. Hı hı. Dediğiniz üzere bu sene ikincisi yapılıyor. Burada amacımız bir yandan Türkiye'deki farkındalığı üst seviyeye çıkarmak. Bir yandan önemli isimlerin yaptıklarını, yapılması gerektiğine inandıklarını konuşmak, paylaşmak. Bu anlamda bir çalışma. Bu Perşembe gene online olarak dediğim gibi geçen sene 120 bin kişiye ulaşmıştık. Hı hı. Bu sene de hem YouTube üzerinden hem TÜSİAD'ın kanallarından hem bazı medya kuruluşlarının kanallarından, hı hı, canlı yayınlanacak. Ömer Koç gibi, Güler Sabancı gibi, Nazım Sarıl gibi Getir'in kurucusu, Murat Özdeğin gibi konuşmacılarımız da olacak. Nazım Bey de olacak dedik. Bir son dakika var kendisine ilişkin. Hemen ben bir onu ileteyim, sonra sohbete devam edelim. Biliyorsunuz Getir'in yeni yatırım turu ilan edilmişti. Oradaki rakam zikredilmemişti. Şimdi orada yeni yatırım turunda 1 milyar dolar yatırım çekmeyi hedefleniyor. Bloomberg News kaynaklı. Getir yeni yatırım turuyla 12 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı hedefliyor. Ve 1 milyar dolarlıkta yeni yatırım hedefliyor. Şimdi Unicorn çıktı artık, Decacorn, Hekacorn değil mi? Bunlar, evet, girdi. Eminim bunlar da konuşulacak. Az önce zaten siz de bahsettiniz ama ben şunu sormak istiyorum şimdi Serkan Bey. Program açarken de dedik ki yani ekonomik zorluk olduğu dönemlerde elbette her sene bunu konuşuyorduk ama bu sene bir Türkiye enflasyonu ithal ediyor. İçeride acaba hiper enflasyon olur mu kaygısı var. İşte kur bir yandan, emtia bir yandan, yani hem iç hem dış aynı anda hiç bu kadar sıkıştırmamıştı bu denli herhalde 2008 krizinden beri. Dolayısıyla şirketlerin başını kaldırıp, nakit akışı yönetmekten başını kaldırıp dijitalleşme, Ar-Ge'ye nasıl vakit ve finansman ayıracaklar? Yoksa hep bunu konuşuyoruz. Tam tersi asıl bu zamanlarda ayırmaları gerekiyor diyoruz bir de tabii. Evet, yani kesinlikle. Şimdi tabii ki bizim artık daha ileri adımları atabiliyor olmamız lazım. Yani buna biz zamanda yapısal reform dersiniz. Hı-hı. Bir şirkette bile, yani evinizin çatısına bir güneş paneli koymanız bile sizin anlamınızda bir yapısal reformdur. Doğru. Dolayısıyla bu tip çalışmaları şirketlerimiz yapmak zorunda. Doğru. Birçoğu günü kurtarmak da zorunda. Hele Türkiye gibi ajandası zor ülkelerde sürekli buna bakmak zorunda. Ama benim şahsi kaygım, gördüğüm, işleri iyi olan şirketler de bu adımlarda gecikebiliyor. Hmm. Bu dijitalleşme pandemiyle gelmedi. Son 20 yıldır geliyordu zaten. Adımları atıyordu. Bir nevi bizler de bu sesi iletmek zorundayız iş dünyasına. Dolayısıyla ben bunun bir gecikmiş durumu yok ama acilen artık firmaların bu tip konferansları takip edebilerek kendi özelinde ne yapması gerektiği, dijital altyapı nedir, bulut bilişim nedir, dijitalde yatırım nereye yapılmalı, insana yatırım nasıl yapılmalı? Bakın Türkiye'de 8 milyon üniversite öğrencimiz var. Bu hakikaten büyük bir rakam. Bu 8 milyonda hala eğer genç işsizlik oluyorsa burada bir yetkinlik anlamında bir uyuşmazlık var demektir. Şu anda sektörde çok ciddi bir sıkıntımız. Sadece bizim sektör değil. Bu gittikçe göreceksiniz. Avukatlar, pilotlar, doktor, yani yetkinlik gerektiren her sektörde insan kaynağı sıkıntısı olacak. Olur, çünkü 1.000 dolar maaş verirlerse ben de burada çalışırım. Aynen öyle. Yani. Dolayısıyla bu işte bunun engellemenin bir yolu alttan sürekli taze kaynağı, sadece milli eğitim değil, şirketlerimiz olarak, STK'lar olarak eğitmek zorundayız. Geliştirmek zorundayız. Onlara yetkiyi de kaybetmemek zorundayız. Yani. Umut vermek zorundayız ki bu yani hani sosyal sorumluluk değil bu konu. Bunun altını çizmek istiyorum. İş dünyası olarak biz bunları yapmaz isek yarın insan kaynağı konusunda daha da büyük sıkıntı çekeceğiz. Hele ki insanımız varken bunu çekmek bence çok üzücü. Yoksa Avrupa'da birçok ülke var. Genci az. Onların yapması gereken hani reskilling dediğimiz belli bir yaşa gelmiş insanları bir daha eğitmeye çalışmak. Ama bizim böyle bir fırsatımız var. Ben iş dünyasında da her fırsatta da söylüyorum. TÜSİAD üyeleri bu konuda aktif çalışıyorlar. İşim gücüm geleceğim diye bir projemiz var TÜSİAD'da. Gençlerin eğitimine yönelik. İşim gücüm geleceğim. Girip baksın gençler. Ücretsiz kayıt oluyorlar. Şimdiye kadar 7000 gencimiz kayıt oldu. 4000'i aktif eğitim alıyor. Ve TÜSİAD üyeleri başta olmak üzere bütün şirketler buradan insan kaynağına ulaşabilecek yakında. Dolayısıyla bu tip projeleri arttırmamız lazım.
Peki şimdi gelelim biraz dijitalleşme tarafına. Biz her sektörde konuştuk ama şimdi az önce son dakikada ilettik tabii e-ticaret, öte yandan e-ticaretle beraber bu lojistik, taşıma faaliyetleri, kapı hizmet vesaire. Tabii ki buradaki fırsat penceresi, buradaki karlılık çok daha yüksekti. O yüzden o taraftan daha fazla bir startupları, girişimleri konuk ettik, konuştuk. Ya da işte teknoloji yatırımları, işte metaverse dedik, blockchain dedik. Hı. Ama dijitalleşme aslında sadece bu alanlar değil. Yani çok köklü büyük kurumların da ya da en basitinden küçük bir KOBİ'nin ödeme sistemlerini ya da faturalarını yaparken bile dijitalleşmesi gerekiyor. Doğru. O tarafı nasıl görüyorsunuz? Dijitalleşme için atılan adımlar nasıl? Şimdi çok güzel belirttiniz. İkiye ayrılıyor. Dijitalleşme dediğimiz bizim iki tane konuda işleniyor. Bir tanesi yeni sektörler dediğiniz gibi daha önce olmayan sektörlerin yapay zeka gibi, blok zinciri gibi veya işte bu getir gibi firmaların ortaya çıkması. Diğeri de mevcut şirketlerin yaptığı işleri daha hızlı ve verimli yapması. İkisi de çok önemli. Esas bir tanesi yani ilk verdiğim örnekler tabii ki dünyaya büyük bir çağ atlatacak girişimler oluyor. Hı hı. Ama diğeri de yani sonuçta biz ekmek startup yiyeceğiz. Startup olmayabilir değil mi? Startup olmayabilir. Büyük şirketlerin aynı çok da güzel örnek verdiniz. Yani Türkiye'nin %95'i 10 kişi ve altı çalışanlardan kurulu şirketler. Bunların bankaya gitmeden uzaktan işlem yapması bile faturayı keserken dijital olarak kesmesi bile önemli dijitalleşme yapıları. Tabii ki şirket büyüdükçe çok daha farklı ürünler, çok daha farklı yapılar kuruyor, kurmak da zorunda. Yani biz hiçbir zaman işimiz iyi veya bu şekilde devam ediyoruz veya bugün çok sıkıntımız var demememiz gerekiyor. Biz sürekli şirketler olarak dijitale yatırım yapmamız gerekiyor. Diğer tarafta çok önemli, bakın bizim ülkemizde biraz da vizyon vermemiz lazım, biraz da umut vermemiz lazım. Getir iyi bir örnek, daha önce yemek sepetiydi. Dolayısıyla bu firmaları olduğunu, olacağını varsaymamız ve bunu kabul etmemiz lazım. Yani bu firmalar şansa çıkmıyor. Gerçekten varlar. Türk girişimcisinde bunlar var. Hı hı. Şaşırmaya da gerek yok. Daha çok olması lazım. Hepimizin bu konuda aktif olarak çalışması lazım. Peki şimdi son bir iki dakika içerisindeyiz. Siz de tabii 13 Ocak tarihinde bunların bütün başlıklarını konuşacaksınız ama TÜSİAD olarak bu yılki hedefiniz, vizyonunuz ne bu konuda? Bunu da anlatıp sonrasında tamamlayalım. Tabii yani sonuçta bizim TÜSİAD olarak hep anlatmaya çalıştığımız geleceği konuşmaya çalışıyoruz. Yani günü konuşmak aslında çok yerde yapılıyor ve çok kişi bunu sık sık dile getiriyor. Biz daha sonraki adımlar ne olmalı? Bazen eleştirel de görülebiliyor, bazen farklı algılanabiliyor ama bizim amacımız iyi bir ülkede, güçlü bir ülkede hep beraber yaşamak, kardeşlik için. Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda gelecekte ne yapması lazım? Dijital bunlardan bir tanesi, çevre bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu konularda gittikçe daha fazla yatırımları arttırmak, Dijital Türkiye Konferansı gibi çalışmaları daha çok insanın ilgisini çekmek. Ben seyredenlerden özellikle rica ediyorum, şu anda girsinler, dijitaltürkiyekonferansı.com sitesine girsinler. Programa baksınlar, konuşmacılara baksınlar ve perşembe günde sabah 9'dan itibaren bizi izlemeye devam etsinler. Daha sonra YouTube'dan da seyredebilirler. Ana konuşması filantropide dijitalleşme olacak. Değil mi? İlk onunla başlayacak aslında. Ben de bakıyorum bir yandan detaylara. Evet, sonrasında geleceğe öncülük etmek. Veri ve analitik mesela, değil mi? Veri işleme. Aynen, kesinlikle. Bu konularda hep tabii ki Güler Hanım orada güzel bir konuşma yapacak. Sayın Ömer Koç gene yetkinlikler konusunda. Esra Eczacıbaşı olacak. Esra Eczacıbaşı var. Yani baktığınızda hakikaten konuşacağımız konu çok. Türkiye'de çok güzel işler de yapılıyor. Bu veri dediniz, evet, TÜSİAD'ın gene yakında bir raporu çıkacak veri analitiği üzerine. Bundaki bazı bilgileri önden vereceğiz lansman öncesi. Panelde detaylı konuşulacak. Gene Avrupa ile olan ilişkilerimiz tarafında Avrupa'da bir dijital dönüşüm konusu var. Takip edenlerin çok iyi bildiği. Avrupa önümüzdeki 2030'a kadarki dönemde dijital ve çevre konusuna korkunç büyük bir kaynak ayırıyor. Ve biz bundan uzak duramayız. Hem bu kaynaklara ulaşmak açısından hem Avrupa bir partnerimiz olarak gümrük birliğinin yenilenmesi tarafında veri konusunda nasıl beraber çalışacağız? Avrupa ile dijital konuda nasıl beraber çalışacağız? Bu konuda da Business Europe'un direktörü gibi Avrupa'dan önemli konuşmacılarımız var. Dolayısıyla istiyoruz ki akıllı şehirler birçok konuda bunların masaya yatıralım. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz de heyecanla takip edeceğiz başlıkları diyelim. Serkan Sevme, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Dijital Türkiye Yuvarlak Masa Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Ve geçiyoruz buradan piyasalara. Az önce son dakikayı ilettik. Türkiye'de 10 yıllık tahvil faizi rekor tazeydi. %25.06'ya geldi. Merkez Bankası'nın faizlere %14'te olmasına karşın, yani son dönemde 5 puanlık faiz indirimine rağmen Türkiye'nin tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. Bu ayrışmayı da konuşacağız ama gidelim bir deniz yatırıma. Ufuk Özdağ bizimle. Ufuk, hoş
geldin yayına. Neler söylersin içeride tahvil faizlerinin yükselmesi, borsa için ne kadar risk, reel sektör için ne kadar risk, hem o tarafı sorayım. Hem de bugün tabii ödemeler dengesini karşıladık. Onu nasıl karşıladınız, cari açık rakamlarını? Güzel, günaydın. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dışarıda da aslında faizlerde bir yükseliş var. Dünkü Amerikan volatilitesini, Amerika'daki hisse senetlerinde yaşanan volatiliteyi buraya bağlamak mümkün. 180'lere kadar gelmişti Amerika'nın 10 yıllık tahvilleri. Keza IMF tarafından yapılan bir uyarı da var. Önümüzdeki dönemde Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artımlarının hızlanması, aynı zamanda bilanço daraltma operasyonunun başlama ihtimaliyle beraber gelişmekte ülke faizleri ve kurları üzerinde bir baskı kuruyor. Dolayısıyla bu tarafa da dikkat çekiliyor. 3'ten 4'e çıkıyor artık beklenti Amerika tarafında bu yıl için faiz arttırımı ve 2 yıllık döngüde 8 faiz arttırımı bekleniyor ki bunun piyasalar üzerinde etkisini yakından takip edeceğiz. Gelişmekte olan ülke kurları üzerinde de bir baskı var. Keza baktığımız zaman gelişmekte olan tahvil faizleri üzerinde de bir baskının olduğunu dün itibariyle test etmiştik. Bizim içeride baktığımız zaman gelen yüksek enflasyon rakamıyla bu tahvil faizini ilişkilendirmek mümkün diye düşünüyorum. Dolayısıyla o tarafta tahvil faizleri tarafında yükseliş dikkat çekici. Bununla beraber içeride endeks tarafına baktığımız zaman bir süredir olumlu devam eden havanın dün yataylaştığını, bugün itibariyle de birazcık daha kendini kar satışlarına bıraktığını takip ediyoruz. 2030 seviyesini yakından takip ediyoruz. 2030 seviyesi önemli. 2030 seviyesi altında biraz daha pozisyon azaltmak gerektiğini düşünüyoruz. 2030-2100 bandı korunacak mı? Bunu göreceğiz. Söylediğim gibi beklenenin biraz üzerinde gelen bir cari açık rakamı var. Bunun piyasalar üzerinde çok fazla bir etkisi olduğunu söylemek an itibariyle çok mümkün değil. Çok büyük bir fark yok ama önümüzdeki dönemde hem cari açık rakamları hem enflasyon rakamları piyasanın gündeminde olacaktır gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz Musa Ufuk Özdoğan'a aktardıkları için. Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Ufuk'u ağırladık. Şimdi buradan hemen grafiğimizi bir ekrana getirelim ve tüzel kişilerin döviz tevdiat hesaplarındaki son rakamlar neymiş bakalım, hatırlayalım. Şimdi son gelen rakamlarla beraber özellikle haftalık bazda geçtiğimiz hafta bir düşüş yaşandı. Fakat kümle rakam, toplam rakama bakıldığında hala burada 80.2 milyar dolar mevduat bankalarında, 9.7 milyar dolar da katılım bankalarında, yani toplamda 90 milyar dolar tüzellerin döviz hesabı olduğunu görüyoruz. Elbette bundan sonraki dönemde resmi gazetede de yayınlanan tüzel kişilerin 6 ay veya 1 yıl vadeli mevduat hesabı açabileceği, bunu da dolar, euro ve sterlin cinsindeki döviz hesaplarından katılım hesapları Türk lirasına dönüştürebileceğine dair resmi gazetede yayınlanan bu düzenleme acaba buradaki rakamın aşağı gelmesine destekler mi? Detayları konuşalım. Evren Kırıkoğlu olacak bizimle. Evren, hoş geldin yayına. Merhaba Güzem, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Evren, bu düzenlemeyi nasıl yorumlarsın resmi gazetede yayınlanan? Yani hane halkı için, vatandaş için vardı ama şimdi tüzeller de eklendi. Tabii burada bir vade farkı da var çünkü 6 ay veya 1 yıl vadeli denilmiş. Evet, öncelikle bugün resmi gazetede yayınlanan tebliğin kur korumalı mevduat ürünü için olan ve şirketleri geniş, bu kullanımı şirketleri genişleten bu tebliğin yalnızca Merkez Bankası TCMB bacağı için olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hatırlanacağı gibi bu ürün aslında hazineye ait. Ancak Merkez Bankası rezervleri desteklemek için tek seferlik olarak kararın açıklanma tarihi itibariyle geçerli olan bireysel yerleşiklerin döviz mevduatları üzerinden tek seferliğe mahsus olarak alabileceğini açıklamıştır. Yani mevcut TL mevduatı dönüştürme değil, sadece döviz mevduatların TL'ye dönüşümü tek seferlik. Aynen öyle, kesinlikle öyle. Mevcut şirketlerin TL mevduatlarını kapsamıyor. Yalnızca şirketlerin verilen tarihte, işte 30 Aralık yanlış hatırlamıyorsam, itibariyle taşımakta oldukları döviz mevduatı tek seferlik Merkez Bankası ile takaslamaları karşılığında TL almaları ve bu TL'nin kur korumalı mevduat ürünü şartlarına tabi olması söz konusu. Dolayısıyla senin de özetlediğin gibi TL'ye ait değil. Şimdi bu bize neyi değerlendiriyor? Yani bunun şirket mevduat görünümü, DTH mevduatları üzerinde etkili olmasını beklemeli miyiz? Ben bu etkinin biraz sınırlı olabileceğini değerlendiriyorum. Bu yönde biraz endişelerim var açıkçası. Birincisi, bireyler tarafındaki süreç çok yakından takip ediliyor. Bireylerin buna ilgisinin olup olmadığına dair sürekli işte açıklanan sayılar izleniyor ve 100 milyar TL'nin üzerinde bakiyenin bu üründe toplandığını şu an itibariyle biliyoruz yapılan açıklamalarda. Ancak bunun çok büyük bir kısmının TL mevduattan geldiği anlaşılıyor. Zaten haftalık yayınlanan DTH verisine de baktığımızda bireysel DTH'ların çok fazla gerilemediği gözüküyor. Dolayısıyla ürünün bu şekilde kurumsal şirket mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmesi aslında bireysel tarafta
DTH bozma üzerinden, mevcut dövizi kullanma üzerinden çok fazla ilgi olmadığını teyit eder gibi bir mesaj veriyor diye düşünüyorum. İkincisi, senin de az önce söylediğin gibi bireylere kıyasla daha da düşük dönüşüm oranlarına ihtiyaç duyan şirketler için vadeler vadeler oldukça uzun. Yani 6 ay ve 1 yıl, yani ithalatçılar veya döviz borçları için düşünecek olursak önümüzdeki 6 ay boyunca hiç dış borç ödemesi veya ithalat ödemesi yapılmayacak olması lazım. Ki bunu yönetmek zor. İkincisi, zaten kurumsal döviz alımlarının bu kadar sıkı denetim altında da olduğu ve işte tedarikçi ödemesi yoksa veya döviz çıkışı yoksa yani keyfi algılanabilecek döviz alımlarının kısıtlanmak veya kısıtlanmasının arzu edildiği bu dönemde mevcut var olan dövizi bağlama riski biraz düşük olabilir diye endişeliyim. İkincisi, mesela ihracatçılar tarafında da TL ihtiyaçları olabilir. 6 ay içerisinde o dövizi kullanma ihtiyacı olabilir. TL kredi faizleri bu kadar yüksekken ve finansman koşulları, kredi piyasası bu kadar sıkışırken o dövizi bağlama iştahı yine düşük olabilir diye bir şeyim var. Bir düşüncem oluştu ilk gördüğümde. Üçüncüsü, mevzuatsal arka planı yani ilk bireylere açıklandığı zamanki haliyle hala belirsiz. Yani orada hala işte bir takım geri ödemeler, işte bonoyla mı yapılacak, nakitle mi yapılacak, ana para koruması nasıl, işte şey hukuken koruma altına alacak gibi bir tartışma izleniyor ve bu da aslında bireylerin ilgisini kısıtlıyor da. Şimdi mevzuatsal arka plan bu kadar hafifken şirketler buna nasıl gösterecek? Orada da soru işaretleri olabilir. Diğer aklıma gelen konu, şu an şirketlere sunulan kur riski yönetimi için sunulan risk yönetim araçları, işte finansal enstrümanlar, türev ürünler, hani onların cazibesi nasıl yönetilecek? O zaman o piyasadan çıkış mı arzulanıyor? Kur riski tamamen hani bu ürüne mi kaysın ve bu risk tamamen kamu maliyesine mi kalsın arzulanıyor? Bu bir soru. Özetle bu tek başına hani bu haliyle kurumsal mevduatları özellikle bu uzun vadelerde nasıl ikna edebilir? Çok emin değilim ama şöyle bir fark var arada. Neticede burada söz konusu şirketler olduğu için biraz daha yönlendirmeyle, resmi yönlendirmeyle, işte bankalar üzerinden gelebilecek bir takım telkinlerle kısa vadede belki bir şey sağlanabilir. Yani kısa vadede bir miktar belki dönüşüm, burada miktar yol alım sağlanabilir ama bunun çok da uzun vadeye sakması, yani ithalatçı olsun, ihracatçı olsun, döviz eksiği veya fazlası olsun şirketlerin bu şekilde uzun vadeye telkin yoluyla bağlanmalarının güven üzerinde yaratacağı sonuçta çok olumlu olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu şeyin kapsamının genişletilmesi, ya özellikle bireysel taraftaki bu hukuki arka taraftaki soru işaretlerinin giderilip, mevzuatına dair soru işaretlerinin giderilip orada şey sağlanması, ilerleme sağlanması bence çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ürünün, yani günün sonunda finansal mantığı olan bir üründen bahsediyoruz. Cezbetmesi gereken bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla buna aykırı duran, bunu engelleyen arka taraftaki usul işaretlerin giderilmesi bence bu gibi adımlardan çok daha önemli. Evren, peki şimdi kur oynaklığı azaldığı için burada enflasyon kadar getir elde etmek güç mü? Çünkü faiz de sınırlandı %17 ile. Kur oynaklığı da eğer sınırlıysa, bir kur farkı da olmayacaksa zaten reel olarak iyi bir getiri sağlayamayacak yatırımcılar bu tarafta. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu talebi sınırlar mı? Hem tüzel için hem bireyler için sorayım. Yani bunu enflasyonla mukayese etmeye gerek yok. Çünkü zaten hali hazırda döviz olarak bekleyen mevduattan bahsediyoruz. O döviz mevduat da zaten enflasyon kadar hani durduğu haliyle bu ürünün hiç olmadığı bir dünyada zaten kimsenin döviz mevduatı enflasyon kadar nem alamıyor. Dolayısıyla enflasyon orada oyun değiştirici bir değişken değil. Nasıl yani? Bir de burayı anlamadım. Yıllardır döviz mevduatı enflasyonun üzerinde nem alanıyor ülkede. Yani enflasyonun üzerinde dolar TL yükselmiyor mu? Kur riski o ama enflasyon neması değil. Yani kur yükseldikçe, yani kur enflasyondan fazla yükseldikçe evet o kadar değerleniyor ama bu ürün zaten kur farkını garanti ediyor. Peki kurun sabit kaldığını düşünürsek mesela? Tamam, kur sabit kalırsa nedir seçenek? Bu ürünle hiç geçmediğiniz senaryoda dövizde tutuyorsunuz mevduatınızı ve kur sabit kalıyor. Dolayısıyla bir şey değişmiyor dünyanızda. Bu ürüne geçerseniz ve kur sabit kalırsa en azından %17 faiz alıyorsunuz. Normal mevduat faizi ne kadar? Yani kur korumalı değil de normal bir mevduata yatırdığınızda. Evet. Tamam, oradaki seçenek şu. %17 ile normal mevduat faiz arası atıyorum 2 puan fark var. Ben fazladan mevduatıma 2 puan fazla faiz alayım diye kur riski mi alayım yoksa kuru garanti altına alayım? Varsın o 2 puan faiz olmasın, 17 ile işte kaptansın, sınırlansın, bu mu? Buradaki risk getiri profili bence kesinlikle ürün lehine. Ürünün o yüzden finansal mantığı var diyorum. Çünkü normal mevduat faiziyle kur korumalı mevduat ürünün tavan faiz arasındaki fark bence kur riskini almaya değmeyecek kadar az.
Peki bir sorum da şu olacak. Şimdi bu özellikle %25'ten 50'ye gelmesi fonların bu mevduattaki azami tutarının bu sence mevduata olan talebi nasıl etkiler? Bankalardaki mevduatlar nereye evrilir bu uygulamadan sonra? Hangi uygulamadan tabii sonra? Tabii detayları hemen ileteyim orada. Şimdi son uygulama ile beraber dün yine resmi gazetede gelen haberle beraber fonların buradaki azami mevduata tutabilecekleri rakam %25'ten %50 seviyesine geldi. Para piyasası fonlarının mevduat ve katılım hesaplarında değerlendirilebilecekleri azami sınır eskiden %25'ti şimdi %50'ye çıkarıldı. Bu da acaba yeni dönemde mevduat dağılımını nasıl etkiler ve bankaları nasıl etkiler? Mevduat tarafını kesinlikle şey yapar, bankalar lehine destekler. Tam fonlarda şu an ne kadar kısım, yani sayısal nominal tutar olarak bağlı hazırımda yok bilgi olarak ama elbette şeyde mevduat faizlerinin, mevduata ihtiyaç duyulan bu dönemde ve faizlerinin hani fonlar açısından fonların cazibesini azalttığı kadar ürünlerin ve hani faizin yükseldiği bu dönemde mutlaka oradan mevduat tarafında bankalar lehine bir kayma mutlaka yaratır ama dediğim gibi sayılar... Bankanın da herhalde kaynak maliyetini azaltabilir değil mi? Yani fonlama kesinlikle. Maliyeti. Kesinlikle evet doğru. Kesinlikle. Çünkü bu mevduat tarafındaki gelişmeler zaten fonların lehine işlemiyordu. Dolayısıyla orada da en azından onlara hani bir seçenek sunar. Bankaları da dediğim gibi mevduat tarafında rahatlatır. Son sorumda şu Evren, çok fazla düzenleme olduğu için kusura bakma bu teknik detayları soruyoruz sana. O da ihracatçının bu %25 ülkeye getirdiği %80'in %25'i yani kümle rakamının %20'si yapıyor. Her neyse orada Merkez Bankası'na yatırılması ve karşısında aldığı TL. Bu TL'nin dönüze dönüşme ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu uygulama bir dolarizasyon sürecini tetikler mi tüzeller nezdinde? Evet, o karar ilk geldiğinde geri alımla ilgili yani sat ve geri al işlemlerinin geri alım bacağıyla ilgili aslında arkasında bir detay yoktu. Yani hani sadece o açıklanan karara baksak ihracatçılar yani zorunlu olarak %25 işte neyse o miktarını satacaklar. Ondan sonra gidip açık piyasadan geri alabilmeleri önünde bir engel yok gibi duruyordu. Ancak biz aynı anda aynı hafta yani çok hani resmiyete yansımasa da piyasa duyumları üzerinden şirketlerin keyfi kabul edilebilecek. Hani bir geri ödemesi yoksa, tedarik ödemesi yoksa, dış borç ödemesi yoksa döviz alımlarının belli tutarlar üzerinde arzu edilmediğini, hani bunların çok şirketlerin bu anlamda döviz alımı yapmamaları yönünde telkinler olduğunu duymaya başlamıştık zaten piyasa duyumları üzerinden. Hani bu yolda bir denetim olduğu zaten piyasada konuşuyordu. İkisini bir araya koyduğumuzda zaten şey oluyor. Yoksa hani açıklanan kararlara baktığımızda hiçbir şekilde şirketlerin döviz alımına karşı bir kısıtlama vesaire öyle bir şey yok. Yani gözüken de yok. Ama bütün haberleri bir araya koyduğumuzda sanki evet orada bir arzu edilmeyen bir durum var gibi anlaşılıyor duyumlardan. Evren çok teşekkür ediyorum değerli katkın ve analizlerin için. Evet, Evren Kırkoğlu'nun görüşlerini aldık. Fokusu burada noktalıyoruz. Saat 14'te tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.